Elbistan'daki durumu anlatacak bize. Ali Öztunç, ne diyelim, geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Bize anlatın lütfen. Yani Elbistan'da durum çok kötü. Onu söyleyeyim. Yaşanan ikinci deprem Elbistan merkez üssüydü biliyorsunuz. Bütün Elbistan'ın dümdüz yatmış. Yani Elbistan'da taş üstüne taş kalmamış. Sağlam bir tane bile yapı kalmamış. Çok sayıda enkaz var. Yani yüzlerce binada ve hiçbir yardım gelmedi buraya şu ana kadar. Yani dün gece sabaha doğru hiçbir şekilde buraya ne arama kurtarma ekibi, ne ekmek, ne su, ne gıda, ne çadır, ne battaniye, hiçbir şey Elbistan'a gelmedi. Mevsim koşulları, evet yollar kapanmıştı, kardan kıştan çok sıkıntı vardı, doğru. Ama yolların açılması gerekiyordu, açılamadı. Şu anda yavaş yavaş yeni buraya ekipler gelmeye başladı ama enkaz altında çok insan var. Duyuyoruz seslerini. Bizi kurtarın diyorlar, yalvarıyorlar ama hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece izliyoruz. Herkes izlemek zorunda kalıyor. Gerçekten bir büyük bir sıkıntı var. Elbistan'a bugüne kadar, yani şu ana kadar ciddi bir yardım da gelmedi, ekip de gelmedi. Şimdi yavaş yavaş yeni başladılar. Maraş merkez hakeza aynı şekilde, ben oraya da gittim. Pazarcık öyle, Avşin ilçesi öyle. O da Elbistan kadar yıkık durumda. Ve Nurhak ilçesinden hiç haber bile alınamıyor. Haber alamıyoruz. Yol kapalı, yol çökmüş. Ne oluyor, ne bitiyor orada, kim var, kim yok, hiçbir şey duyamıyoruz, hiçbir şey öğrenemiyoruz, gidemiyoruz da. Ciddi bir sıkıntı var burada. Yani devletin, hükümetin bir an önce bu yolları açması gerekiyor. Kardan, kıştan kapanan yollar, Kayseri-Sarız yolu, Niğde yolu. Oradan dolayı yardımlar gelemiyor. Tırlar orada bekliyorlar şu anda. İttibat halindeyiz, belediyelerden gelen tırlar. Ama maalesef buraya kadar gelemiyor. Gelemediği için de hem insanlar soğuk, çok kar yağıyor, kar kış var. Hem açlık var, artık açlık sefer başladı. İnsanların karnı acıktı, yemek yemiyorlar dünden beri. Ve enkaz altında insanlar yalvarıyorlar. Hiçbir böyle büyük alet, kesici aletler falan yok. Hiçbir şey yapamıyoruz. El yordam bile vatandaş kurtarabildiğini kurtarmaya çalışıyor. Az önce bir kişiyi, bir cenazeyi çıkarttık hep beraber. Yani gerçekten çok vahim bir tablo. Rakam öyle akılır gibi değil. Maraş merkezde de öyle. Kimi çıkarttık dediniz az önce, anlamadık. Bir vatandaşımızı, bir vatandaşımızı enkazdan çıkarttık. Cenazesini çıkarttık ama. Yani gerçekten hani burası film platoları gibi, akıl alır gibi değil. Her yer yıkılmış. Bütün binalar, çok katlı binalar hepsi yıkılmış. Altında insanlar ağlıyorlar, yalvarıyorlar. Duyuyoruz sesini, görüyoruz fazlarını. Ama vinç yok ki kaldırasın. Kesici bir şey yok ki alasın. Bir şey yapalım yani. Yapamıyoruz ama. Ali Öztunç, hemen baktım hava durumuna. Şu anda Elbistan -2 derece. Hava soğuk, kar. Evet. Geç boyu sürdü, sabah sürdü. Şimdi biraz terk oldu. Tipi vardı dün gece. Dışarıda da hava gerçekten. Ben şu anda arabanın içerisinde size bağlanıyorum. -3.5 görünüyor araba. Soğuk, dışarıda soğuktu. Çok ciddi bir soğuk var. Akşama kadar çadırların kurulması lazım. Çadır gelmedi. Battaniye yeni gelmeye başladı. Ekmek yok. Yemek yok. Yemek. İnsanlara verecek kuru gıda yok burada. Yardım malzemesi istiyoruz. Feryat ediyoruz. Elbistan'a yardım malzemesi. Afşin'e, Urha, Ekinöz'de. 4 ilde 350 bin nüfus. Hiçbir şey gelmedi buraya. Maraş merkez hakeza. Çok yıkım var. Maraş'taki yıkımı yani öyle kelimelerle anlatılmaz. Rakamlarla göremeyecek, göreceksiniz. Hakan Çelik. Yardım gelmiyor ama Elbistan'ın yerel kamu kurumları ne yapıyor? Örneğin spor salonlarında ya da bir hizmet görüyor musunuz? Yani belediye paniklemiş. Her yer yıkılmış. Hükümet konağından tutun. Belediye büyük oranda yıkık. Efendim hastane, hastalığı. Yani her yer, kamu kurumları da sıkıntılı durumda. Valla gerçekten vahim bir durum. Şimdi ben çok özetle şunu sormak istiyorum size tekrar. Bakın hakikaten feci bir durum oldu. Yemek, sıcak çay, çorba, hiçbir şey yok diyorsunuz. Ya, peki gıda, olan gıda ne? Yok, kuru gıda Ayşegül Hanım. Olan ne? Şimdi AFAD mı var? Kızılay mı var? Asker mi var? Efendim, var da yetersiz mi? Efendim buraya gece gelemedi kimse. Dünkü de öğlen yaşanan depremden sonra bir miktar insan gelmişti. Karayolları buradaydı. AFAD'dan bir 25 kişilik bir ekip vardı. Ama şehir yıkılmış. Yani 25 kişilik iş değil ki bu iş.
Yurt dışından gelenler varmış, Adana'dan buraya ulaşamıyorlar. Yol yok diye, kamyon yok diyorlar, malzemeler getiremeyiz. Mersin Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e rica ettik, o kamyon verdi, oradan gelecek. Ama burada gıda adına hiçbir şey yok dün geceden. Bir ara çok, yani yarım saat boyunca bir herkese birer bisküvi verildi. Birer tane, birer tane bakın. Üstelik enkaz başındaki insanlar bekliyorlar, aileleri de orada enkazın içerisinde. Onlar gece ateş yakıp önünde beklettiler. Çadır yok, hiçbir şey yok. Burası gerçekten hiçbir şey olmayan bir yer durumda ve her yer yıkılmış. Elbistan'da her yer yıkılmış durumda. Nurhak'tan haber alamıyoruz. Bize ulaşan ilk bilgi Nurhak'ta aynı durumda. Köyler aynı durumda. Nurhan köylerinde çok büyük hasar var dendi. Ekin özünde iki ölüm vardı. Evlerin tamamına yakın büyük hasarlı. Köyler ki merkez üssü Gözpınar dediğimiz bölge, Çiftlik Ambar, Çiftlik Kale köyleri, oralar tamamen yıkılmış. Yani vahim bir tablo var burada ve buraya bir an önce gelmesi gerekiyor. Yani nerede bu devlet deniyor ki? Evet, şimdi bunu söylemenin vakti nerede ya? Nerede? Nerede? Bugün yoksa nerede olacak? Ne zaman olacak? Hiç kimseye bir şey verilmedi. Çocuklar aç, insanlar aç burada. Çadır yok, battaniye yok, hiçbir şey yok Elbistan'da. 160 bin nüfus var burada. Yanında Avşin ilçesi var, 70 bin. Nurhak var, Ekinözü var. 253 bin nüfusluk bir bölgede hiçbir şey ulaşabilmiş değil. Niye? Yol kapalı. Açacak karayolları o yolu. Kar yağıyor, açacak karayolları. İşi ne? Bu işi. Bugün açmayacak da ne zaman açacak? Yaralılar ne durumda? Çok sayıda yaralı vardır hastanelerde. Evet, burada 250'ye yakın cenaze var. Şu anda çıkan. Yaralılar sayısını almıyoruz artık. Yaralılar çok. Ama şey çok. Enkaz altında. Peki mesela çok acil durumları olanlar var. Muhtemelen hastanelerde ya hasarlıdır ya işte girilmesi sakıncalıdır. Onları hastane alıp da güvenli bir ile yere taşıyacak helikopter, hava ambulans vesaire var mı? Yok efendim, helikopter olsa da keşke yemek getirip atsa buraya. Yani yukarıdan atsa, su mu attılar yani, yok öyle bir şey. Ne? Hakikaten ne var orada? Yani efendim bakın, dün gece hiçbir şey yoktu. Of, evet. Sorun. Şimdi sesi gitti. Büyükşehir Belediyesi'nin heyetleri, ekibi gelmeye başladı. Oradan bir iki üç tır malzeme geldi. Bir iki tır malzeme Bursa geldi, yanlış bilmiyorsam. İzmir Belediye Başkanı geldi. Bolu Belediye Başkanı getirdi bir şeyler. Onlar dağılıyor şu anda ama yani hani yetmez. Burası büyük bir şehir. Öyle bir tır bir tır bir şey değil burası. İnsanlar açlar, gerçekten açlar. Bakın köyün birinde 200 kişi bir ahırda yaşıyor şu anda. Ahıra girdiler. Ve benden bisküvi istiyorlar. Sadece bisküvi olsa yeter diyorlar. Fabrikalar açıldı. Fabrikalara yurttaşlarımızı soktuk. Gece soğuk olmasına rağmen onlara gıda vermedik. Yani buraya gıda çok yola ama ulaşamadı. Çünkü yollar kapalı deniyor. Açacaksın yolu kardeşim. Karayollar açacak bu yolu. Tam da bahsettiğimiz buydu işte. Depreme hazırlıklı olmak kadar deprem sonrasına hazırlıklı olmak hayati önem taşıyor. Siz evet o kadar yüzlerce binlerce evi yıkıp baştan yapamayabilirsiniz. Fay hattı üzerine kurulmuş şehirleri taşıyamayabilirsiniz. Ama sonrasına hazırlığınız yoksa, bir hava koridoru açmadıysanız, açamıyorsanız, İsrail'de bir karar çıktı bugün, İsrail'de Türkiye'ye Sahra Hastanesi yapacak. İsrail'in sağlık, askeri sağlık bölümü varmış. Askerlikte işte piyade gibi vesaire gibi. Ali Öztunç, çok teşekkür ediyorum size. Evet. Bir Ferit, tekrar birlikte olacağız. Sizden alacağız gelişmeleri. Ferit Demir'e gidiyoruz hızlıca. Galiba iyi haber mi var Ferit? Anlat bize hemen. Ayşenur Aslan, iyi haber var. İki erkek aslında canlı çıkarılacak. Biri de halen şey yapıyor, ekipler diğerini hazırladılar. Sedyeye koydular. Serumunu taktılar. Gerekli şeyleri, medikal müdahaleleri yaptılar. Koridor açtılar. Şimdi bakın hemen orada askerler, polisler, medikal arama kurtarma ekipleri, sağlıkçılar bekliyor. Ambulans hazırlandı. Ambulans da burada bekliyor. Her an getirecekler. Akrabaları da burada bekliyorlar. Çocukları bekliyorlar. Bir baba çıkarılacak buradan. Her an çıkacağı konusunda bize bilgi verildi. Birazdan birkaç dakika çıkacağı bilgisi verildi ama
biliyorsunuz bu enkazın altında uzun süre kaldığı için kırıkları var, şeyler var. Her an şey olunca oralara müdahale edip herhangi bir şey olmasın diye öyle çıkarmaya çalışıyorlar. Sedyeye konulduğu ve sağlıkçıların, doktorun müdahale ettiği ve müdahaleden sonra da ambulansa alacağı, çünkü o koridor oluşturuldu, açıldı. O koridor